öyle olmuş. Yani şuraya da Özyar'ın kanalı. Merhabalar. Kanalıma yeni gelenler için Hollanda'da doğup büyüyen Trabzon'da bir kızın YouTube kanalı. Amsterdam'da yaşıyorum ve bir Yozgatlı'yla evliyim. İkizimiz de var. İki tane erkek. Rabbim isteyen herkese nasip eder inşallah. Şu an böyle 4 aylık oldular. Bu 4 ay nasıl geçti? Hiçbir fikrim yok. Çok çabuk geçiyor zaman. Su gibi akıp geçiyor. Böyle koşturmacalı. Her zaman çok eğlenceli ama yeri geldiğinde zor olan bir süreçti bu bizim için. Bundan sonraki günlerimizde inşallah beraber yine mutlu, huzurlu, güzel bir şekilde geçmemizi diliyoruz. Ben bu videoyu paylaştığımda Hollanda'da 25 Eylül'den itibaren tüm restoranlarda ve galiba sinema salonlarda da, şimdi yalan olmasın, yalan yanlış bilgi vermek istemiyorum. Tüm restoranlarda özellikle korona vaksinasyon yani pasaportu, yani koronaya aşı vurulduğuna dair göstermek mecburiyetindesin. Eğer göstermezsen giremezsin. Böyle bir şey var yani. Şimdi biz de ne yapacağız? 25 Eylül'e kadar tamamıyla bir hafta kaldı. Ve biz yemek yiyebileceğimiz her yere gitmeyi planladık eşimle birlikte. Ne kadar yiyebilirsek bizim için o kadar karlı değerlendirmek açısından. O yüzden biz bugün eşimle ve ikizlerle beraber öncelikle bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın yeni mekanına gitmeyi düşünüyoruz. Zaten önceden bildiğiniz üzere Erbak Kafe restoran sahipleri olan İpek ve Yunus bizim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Onların Amsterdam Noord bölgesinde bir tane kafe restoranları var. Şimdi Haarlem'de de açtılar. Bu yaklaşık Amsterdam'a 20 dakika araba mesafesi. Ve biz de onların yeni mekanına gidip çok güzel bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Serpme kahvaltı. O kadar çok seviyorum ki oranın serpme kahvaltısını. Arkadaşlarım olduğu için değil, tatları çok güzel olduğu için, çok fazla seçenek de olduğu için oraya gidiyoruz. Hazır her hiçbir yer kapanmadan yani. Neyse, çıkmadan önce özellikle ikiz anneleri için önerdiğim birkaç tane ürün var. Aşırı derecede faydanıza dokunacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben ikizlere hamile olduğum zaman internetten, özellikle YouTube'dan böyle ikizli öneriler var mı yok mu diye çok araştırdım. Sadece ikizler için değil, anne adayları ya da anne olan annelere çok güzel önerilerim var. Çünkü ben bunları kendim denedim yani. Umarım sizin de işinize yarar. İnşallah. Allah'ım yarabbim, inşallah inşallah birilerinin hayatlarını şöyle bir dokunuşla dokunabilirizdir. Bir bakan adayı, bir başbakan adayı olarak Şüeda Özyar. Konuşuyor yine. Bu kız yine konuşuyor ya. Ne alsın bu kıza valla. Sen de hiç usturanın ağzına sürülecek kadar akıl yok ya. Bağırmak da istemiyorum. Kesin uyanırlar ya. Bir bakayım. Çıksın. Anne sesinden uyandım işte. Susacaksın. Şuraya da gireyim. Şu an gitsin. İkiniz de mi uyandınız ya? İkiniz de mi uyandınız? Emzik, emzik. Bu bir emziktir. Oğlum emzik. Şimdi sen. Emzik, emzik. Gördüğünüz gibi ikizlerin odasından çıktım. Biz yaklaşık böyle emanetler 2,5-3 aylıkken kendi yatak odalarına alıştıralım dedik. Ve maşallah, subhanallah, yarabbim, yasurullah, Allah sen azarlarından sakla, böyle nereye vurabilirsek artık. Çok güzel gidiyor. Alıştırdık da öncelikle böyle sadece öğlen uykularında kendi yatak odalarında yatırıyorduk. Şimdi ise öğlen, akşam, yatsı, ikindi falan hepsini bir arada komple kendi odalarında, yani bizim odamızla hiçbir alakaları kalmadı. Kendi odalarım da şu an zaten dağınık yani. Ne zaman toplamaya vakit bulursam artık, her zaman tabii ki de vakit bulamıyorum. Ne evi temizlemekle, ne çamaşırlarla, ne başka bir şeyle. Ama yine de annem Allah razı olsun, öğretmen olmasına rağmen, çalışmasına rağmen her salı günü bana geliyor, yardım ediyor. Bir ben bakıyorum çocuklara, bir annem bakıyor. İşleri falan öyle bitiriyoruz. Çok şükür, ama gerçekten bunu merak ediyorsanız nasıl gidiyor diye hiç kolay diyemem yani. Gerçekten de zor ama tatlı zor, öyle söyleyeyim. Öyle. Yuvarlanıp gidiyoruz böyle top gibi. Önerileri geçiyorum ve tabii ki de sırt çantasını çok merak etmişsiniz. Sırt çantasının içinde neler var diye. Onu da size göstereceğim. Çünkü gerçekten bilgiye ihtiyaç oluyor. Ben de size o bilgileri paylaşacağım. Bakın vura 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 her yerim. Ne konuşuyor bu ya? Önce bununla başlıyorum. Şöyle bir baby cemimiz var. Bunu İpek aldı bize. Sünnet oldular bu arada. Ha evet. Bunu söylemeyi unuttum. Emanetleri sünnet ettirdik. Böyle ikinci ayın sonuna doğru sünnet ettirdik onlara. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Ben böyle ikizlere hamileyken araştırma yapmıştım. Dinimizce 7 günlükken sünnet ettirin yazıyordu. Çok
isterdim 7 günlükken sünnet ettirmek ama hastanede köşe bucak dolanıyorduk. Hiç nasip olmadı. Biz de çok geç olmadan böyle 2. ayının sonuna doğru 3. ayının başında sünnet ettirdik ikisini. Hollanda'da clanmethod diyoruz biz buna. Çok memnun kaldık açıkçası. Sünnet düğünü falan da yaptırmayı düşünmüyoruz. Sadece böyle bir mevlüt okutturmak istiyoruz. İnşallah. Ama hayırlı uğurlu olsun. Böyle sünnet oldular. Derlik ya damatlıkla görmeyi de nasip ederler inşallah dedim. Bu nasıl bir geleneksel cümle yani. Geleneksel cümle. Söyleyemedim bile ne. Ama herkes onu söyledi. Dedim amin inşallah, amin inşallah. Ben anlamadım bunu da amin inşallah. Ama önerileri bir devam edeyim. Devam edemedim. Ağlıyor. Sevgili. Yavaş yavaş çağır. Harika. Vay. Yakışıklı. Aç. Oha. Duysa vlog mit kamera. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Bu kim sizce? Bir barın. Şapkan çok güzelmiş. Afra kıskanacak. Kıskansın. Daily paper. Tamam sen çocuklarla ilgilen. Ben çıkıyorum. O bir daha batayım. Neyse önerilere bir devam edeyim. Bunun sonu gelmeyecek gibi. Dediğim gibi babyciğim. Bunu arkadaşım İpek aldı. Sağ olsun çocukların sünneti oldukları zaman. Şöyle ayaklarını buraya koyuyorlar ve... Böyle ayaklarla vura vura çok seviyorlar. Özellikle Enfal buna bayılıyor. Bir sonraki önerim, her şey zaten oturma odasında böyle duruyor. Çok kullanıyoruz çünkü. Bunu tummy time için kullanıyorum. Çocuklar 2 aylıkken falan. Dedim ki ben bunlarla nasıl ilgileneceğim dedim. Hani sevindirmem lazım, ilgilenmem lazım, ne yapmam lazım falan diye araştırdım. Tummy time oyuncağı yazdım Google'a. Birkaç tane örnek geldi. Bunu çok beğendim. Renkleri falan... Çok çirkin bir şey ama renkleri çok seviyorlar. Böyle bazen biri bunda oluyor, diğerinin bunu buraya koyuyorum. Değiş tokuş yapıyoruz. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Kamerayı şuraya bir koyalım. Sap simplex. Böyle yapayım Afran yaptığı gibi. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Ama ben yine de söyleyeyim. Ben o kadar memnunum ki bu üründen. Sancı için, karnındaki sancılar için, gaz sancıları için. Ben şu an 15 damla kullanıyorum. Yeni doğanlar için 10 damla olması gerekiyor. 15 damla pırt. Bak böyle pırt pırt pırt. 15 damla yani... Anlarsınız yani. Sana yemin ederim bak. Sana ne söyleyeyim? Max 30 saniye sonra sus pus. Karın sancısı diye hiçbir şey kalmıyor. Ben şok oldum. Ben bunu ilk kez kullandığım zaman. Şu an zaten bu benim ikinci şişem. Eğer güvenmiyorsanız doktorunuza da sorabilirsiniz. Bunu da söylemiş oldum yani. Sana bakıyorum. Ne gidip doktorumu rahatsız edeceğim? Kafası yaşıyordum. Maliki yevmiddini yâken abidu ve yâken estayin. Birkaç tane daha var da denk gelirsem gösteririm. Ben şimdi size sırt çantasını göstereceğim. Şöyle bu bizim sırt çantamız. En azından iki tane böyle şişemiz var. Dr. Brown'ın cam şişelerini kullanıyoruz. Şu tarafta da ekstra emzikler var. Mumspain. Mumspain'i çok önerdiler. Hemen aldım ama bizimkiler sevmedi. Sevmedikleri için hiç kullanmadım. Ama yine de çantada her zaman bulunsun. Biz şu an özellikle şunu kullanıyoruz. Curaprox. Ve bilmeyenler için emziklerinizi en az böyle 2-3 ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Bir çantanın içi neler var neler. Şu an bir tane bez kalmış. Ekstradan bez alalım hemen. Ben normalde 6 tane alıyorum. Yani bir 5 tane daha. Toplam 3 seanslık. Bakınız çok tatlı. Helal olsun baba. Bezlerin yanında sütlerimiz var. Böyle dörtlü aldım. Bu da 2 seanslık. Islak bezlerimiz. Biz bunu kullanıyoruz. Çok da memnunum. Şöyle bir poşetimiz de var. Kirli bezleri içine atabilmek için. Kokulu çöp poşetleri. Şöyle bir çanta var bunun içinde. Kıyafetler var. 2 emanete de bir tane. Yani ekstra kıyafetler. Onun dışında şöyle kaynar su koyuyoruz içine. Bu böyle. Bakınız kafam kadar. Şöyle bir de su. Şişelerin içine yarısına kadar kaynar su, yarısına kadar böyle su koyuyoruz içine. En azından ılık oluyor. Son olarak şöyle bir çanta var. Çantanın içinde de şampuan var, vitamin C var, bebek yağı var, body cream var, pişik popolar için, vazelin var, tarak var. Ateşlerini ölçmek için. Bu da aynı şekilde pişik için. Unutmuyoruz ki yemek yerken iki tane kullanabileceğimiz montluk yaz. Şöyle kapattım ve gerçekten asla ve asla pişman değilim sırt çantası aldığıma dair. Yandan çanta alsaydım hep önüme falan düşecekti. Ama sırt çantası gerçekten sırtımda kalıyor ve iki elim boş oluyor. Böylece iki elimi de değerlendirebilirim düşüncesi oluyor. Barın da şu an yemek yiyor. Ve yemek yerken de şu an yanında değiliz. Eşim de yanında değil.
buradan sadece gözetliyoruz. Süt içerken destekleyen bir yastık kullanıyorlar. Çok memnunuz. Yani bizim hayatımızı resmen kolaylaştırdı. Bu bahsettiğim yastıklar şu şekilde şişeyi koyuyorsun, bağlıyor ve aşırı derecede yardımcı oluyor. Elleriyle şurayı tutabilirler. İlk başta tabii ki de tutmuyordular ama şimdi çok kolay tutuyorlar. Çok kolay içiyorlar. Çok kolay destekliyor. Altında da böyle bir destekleme yastığı var. Çünkü hafif biraz yukarıda duruyor. Yukarıdan aşağıya gördüğünüz gibi. Vallahi kral gibi fikir. Bu şekilde yedirdiğimiz zaman inanın böyle 10 dakika bile sürmüyor. Süt bitiyor. O kadar çabuk. Maşallah, maşallah. Yedim. İçiyorlar işte. Yani daha ne diyeyim, garpe diyeyim. Eşim de bir yandan enfali hazırlıyor. Enfali de yedirdikten sonra hep beraber dışarı çıkalım. Çık 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 çikolata çık daha çık 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 daha. Henüz daha delirmedik. Az kaldı yani. Git tedavi ol, ne bileyim ben. Sırt çantasının içinde Neutros markasının body lotion'u falan vardı. Ben aslında Naifink'lerini kullanıyorum. Çok güzel kokuyor ve çok yumuşak yapıyor. Ben çok memnunum. Vallahi ne desem boş ya. Hepsi Naifink zaten. Aynı zamanda şampuanlı, duş jeli, banyo yaparken kullandığım yağ bileni bu markanın. Haberiniz olsun yani. Şimdi topu ben aldım. Yüz kremi sürelim. Ne kadar büyüdünüz siz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptık mı bunu? Allah. Allah. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah. Çıktık evden. Mekan doğru gidiyoruz. Ay o kadar susadım ki. Bizim oturduğumuz binanın asansörü bozulmuş. Sadece bir tane asansör var. Biz de 8. katta oturuyoruz. Allah'ım önce çocuk arabasını indir. Ondan sonra çocukları indir. Yok bilmem ne indir. Zart indir. Zurt indir. 8 kat aşağı. 8 kat yukarı. 8 kat aşağı. 8 kat yukarı. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Yorulduk. Bir önerim daha var. Arabadayken bebekleriniz arkadayken şu aynalar çok işinize yarayacak. Aynalardan kesinlikle alın. İlla pahalı olmasına gerek yok. Ayna aynadır yani. İşte biz de çıktık. Hiç yemedik bu saate kadar. 3'e 10 var. Biz de işte aynı öyle. Yani çok zor konuklarına saçmalıyım. Ne dedi şimdi anlamadım. Ne mırıldanıyorsun şuna da? Vallahi acıktık. Tövbe yarabbim ya. Arkadaşlarımıza geldik. Demin de bir takipçimle karşılaştım. Derya diye. Sana çok selamlar olsun. Diyor ki ne? Hiç her hafta paylaş. Her hafta paylaşamıyorum. O kadar yoğunum ki. Fırsat olmuyor. Bak yemeğe bile ne? Şu an öğlen 3'te vardık. Arkadaşlarımızın mekanına varmışızdı. Burası Erva Harlem şehrindeki kafe restoranları. Dışarısı bu şekilde. Lounge. Hem nargile de yapabiliyorsun hem tadını da çıkarıp havanın güzelliğinden yemek de yiyebiliyorsunuz. Böyle bu şekilde içeri giriyoruz. Önce ayaklardan sonra böyle merhabalar. Şu aynadan da kendimizi görebiliyoruz. Lounge kısmına geçiyoruz. Şu güzelliğe bir bakın. Maşallah maşallah Rabbim bol bereket versin. Biz de dışarıda oturalım dedik. Şurası böyle kapalı ya. Tam dışarıda oturmalık yani. Son zamanlarda dışarı çıktığım zaman bir sürü takipçilerimle karşılaşıyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun izlediğiniz için. Sevdiğiniz için. Kendimi sevdirebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bir alkış sesi. Congratulations. Barın altına yapmıştı. O yüzden kahvaltı gelmeden önce. Al değiştiriyoruz. Altınızı değiştiriyoruz beyefendi. Uey! Doğal dönmesin. Ayo! Hey, hep duşa. Yemin et. Valla. Dışa seçiverdim oğlum. Kadar çuva seçmişsin. Uey yok. Ana! Sen ne yaptın? O ne senin boğulu göt. Sarı sarı. Mom life. Restorana gelip keyif yapacağım derken. Ey aşkım ya. Nasıl çekiyor? Nasıl yapıyorsun? Tamam. Bakınız poşetimizi çıkarıyorduk. Şimdi kahvaltı geldi. Size buranın efsane kahvaltısını göstereceğim. Bazı şeyleri biz ek olarak ısmarladık. Ama tatları o kadar güzel ki. Ağzım sulandı lan. Kendi bakınca ağzım sulandı. Size anlatamam. Gelip tatmanızı çok isterim. Sofrayı bir göstereyim.
Burada menemenimiz var. Burada pancakelarımız var. Simitlerimiz, böreklerimiz, sucuklu yumurtamız, sınırsız çayımız. Böyle yani. İkizler de burada. Bu arada bu çayın böyle açık olduğuna bakmayın. Ben çayı aşırı açık seviyorum. Aynen böyle olduğu gibi. Günaydın! Yepyeni bir günden hepinize merhabalar. O kadar perişan ve kötü görünüyorum ki gördüğünüz gibi. Bugün işimin işinden dolayı böyle last minute bir şekilde Türkiye'ye gidiyoruz. Antalya'ya gidiyoruz. Bir cuma günü gidip pazar günü geri dönüyoruz. Tabii ki de ikizleri yanımızda götürmüyoruz. Getirmiyoruz yanlarımıza. Çünkü alelacele ve müşterilerle görüşeceğimiz için maalesef ki yanımıza götürmüyoruz. O yüzden anneannelerini ve dedelerini bırakacağız onlara. Şu an onlar zaten burada oyun oynuyorlar. Zamanla yarış içindeyiz bugün. Çünkü saat şu an 9 çeyrek geçiyor. Böyle 2.30-3 arası her şey bitmesi lazım. Yani çocuklara az sonra banyo yaptıracağım. Bundan sonra cuma. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Ananız da unutkan oldu. Ey gidi. Ey gidi kafa. Ey gidi kafa, hiç gittin mi ofa derler bizim Trabzon'la. Of bir ilçe olduğu için. Hani of falan. İşte anlamazsınız ya. Anlamaz o kuş. Ne anlar? Bakınız bir de Sedef'im çok azdı. O kadar kötü oldu ki Sedef'im, size anlatamam. Ama bunların suratlarına baktığım zaman iyileşiyorum ben ya. Biliyorum bir de. Tofik, seni yerim ben. Buralar böyle dağınık. Her şey dağınık. Bu böyle bizim real life halimiz. Gerçekten böyle Instagram'da göründüğü gibi değil. Saçım da hep zaman böyle. Bakmayın bugün hazırlanıp havalimanına gideceğim için hazırlanacağım. Yoksa akşama kadar böyle duruyorum resmen. Enfal de onaylıyor. Şimdi önce bunlarla burada bir oyun oynayayım. Ondan sonra banyo yaptırayım. Genellikle her zaman zaten ben kendim banyo yaptırırım. Eşim böyle işe gittiği saat ve geldiği saat belirsiz olduğu için, kendi iş yeri olduğu için çok geç oluyor. Çocuklar da o arada yatmış oluyor. Ben alıştım ya, doğduklarından beri hep ben yıkıyorum. Önce birine, sonra masaj yapıyoruz. Sonra diğerine, bir de ona masaj yapıyoruz. Çok keyifli bir zaman geçiriyoruz hep beraber. Çok şükür vallahi gerçekten. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Rabbim seni herkese nasip eder inşallah. Bugünüyle, hafta sonuyla birlikte sizi yanımda getireceğim. Tipimden dolayı hepinizden özür dilerim ama bak, cavlarım ortaya çıkıyor. Biraz daha çıkaydı iyiydi. Bakınız burada da bunlar böyle oynuyor. Tabii ben de yanlarına sokuluyorum. Beraber kitap falan okuyoruz. Bir ev haline bakar mısınız? Terlik de burada duruyor zaten. Hayırlı cumalar! Hayırlı cumalar! Biz dedik mi bugün Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed? Dedik mi? He? Tövbik. Her zaman kalkıp şükrediyoruz. Her zaman kalktığımızda dua ediyoruz. Şu an anlamasalar bile ne. En azından tekrarladığın zaman bir bilinçaltına gelişir. Her sabah kalktığımızda böyle şeyler falan yapıyoruz diye. O yüzden bizi her sabah kalktığımızda, bu arada çok yaşa, dua ediyoruz. Şükrediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Bugün de uyandık. Ya Rabbim şükürler olsun. Allah'ım ya Rabbim, gerçekten bugün de güzel geçsin diyoruz. Bu arada asla çıkmadım çamaşır odasından. Sesleniyorum. Bakınız çok acayip bir şey göstereceğim. Sele bomboş. Ya Rabbim maşallah, bu da öyle. Çamaşır yok. Çamaşır makinesiyle de bir birey olduğumuz için. Tipimde deli sorular narırım. Bu berduş lok niye narırım. Valla Allah kolaylık versin. Banyo havlusu kurutma makinesinden çıkıyor. Kurutma makinesi ne kadar kırışık çıkardı. Oluyor yani öyle kırışıklık. Biz de öyle, ne yapacağım? İçeriden bebeklerin sesi geliyor şuraya da. Acele ediyorum. Geçen de attım çocukların battaniyesini makineye. Oldu mu? Cücük kadar. 1.5 metrelik battaniye oldu 50 santim. Nazar değdi. Trabzonspor. Hey. Uy. Akıllısı beni bulmaz, delisi götümden ayrılmaz arkadaş. Şimdi ise birini burada sallatırken diğer yandan da burada banyoyu hazırlıyorum. Ve bunlar benim kullandığım ürünler. Bu birinci şahıs, Barın. Barını da şimdi çıkardım banyodan. Birini banyo koyduğun zaman diğeri ağlamaya başlıyor bazen. O da biraz stres veriyor. Şimdi masaja geçiyoruz. Naif'in ürünlerini kullanıyorum. Besmelesiz iş yapmıyoruz annem. Bir de bu şekilde duruyoruz ve masaj yapıyoruz. Uyacaklar diye şu an burayı kapattım ama. Böyle giyindirdik. Opyala yapıştır. Şu an ikinci şeyimizi hazırlıyoruz. Böyle bir kutudan geçirelim.
kapatıyoruz. Bu da dolsun şimdi. Ondan sonra enfalı koyacağız. Bath oil. Bu da çocukların özel sepeti. Barındağı hemen uyduğuna göre sıra enfalde. İkinci part. Şimdi enfalde bitti. Aynalarını tekrarlayıp enfalde yapıp enfalde yatağa atacağım. Ondan sonra hazırlanmak lazım. Şu an enfalde yattı. Çok şükür enfalde bitti. Saat de 10.30. Ay yoruldum ya. Daha gün başlamadan yoruldum. Resmen gün bitti. Annem öyle derdi böyle. Sabah saat 10-11 olurdu. Annem derdi ki bu ne ya? Gün bitti. Sabah namazına uyanıyor ya saat 5'te falan. Gerçekten böyle zaman su gibi akıp geçiyor. Bu arada acayip kötü görünüyor valla. Her yerimde de sedeflerim böyle çoğalmaya başladı. Sezonu falan mı geldi anlamadım. Valla sezonluk çalışıyorlar resmen. Hele anamı tipine bak. Kendine bilene bakamıyorum. Bana nasıl baksın? İkizlerin iç sesi kesin böyle bir şeydir yani. El ailemin tipine bak. Ulan ne hayallerle gelmiştim dünyaya. Rebeni, bunlar kendilerine zor bakıyorlar. Bana nasıl bakacaklar? Hele bu gelmiş bir donla zıbınla insan bir çeyrek takar. Hello. Şu an saat 3 be. Biz aslında böyle 1 saat sonra havalimanında olmamız gerekiyor. Ama ben şu an anneme doğru sürüyorum. Çünkü çocukları bırakacağız. Allah'ım o kadar yoğun bir gün ki size anlatamam. En son yapacağım şeyi ilk başta yaptım. Banyo yaptım. Etrafı topladım, süpürdüm. Biraz ütü yaptım. Lan ütü bile yaptım lan. Neymiş ütüymüş? Valla doğuma giderken ütü. Havalimanına giderken ütü. Her yerde ütü. Valla ne ütüymüş? Bitmeyen ütü yapmışlar. O da benim olmuş. Ben var ya. Saat 3.30. Yolda acayip trafik var. Omuzlarım kasılmış. Çok stresliyim ya. Vallahi acayip zorlanıyorum bazen. Rabbim kolaylık versin inşallah hepimize gerçekten. Daha bavulumu falan hazırlamadım bu arada. Eve geri geldim. Hazırız ve gidiyoruz. Antalya'ya doğru gideriz. Böyle bekliyoruz. Bakınız böyle iki tane küçük el valizi aldık. Yani sadece el valiz hakkımız olduğu için. Şu an saat zaten 4'e 10 geçiyor falan. Uçak da 17.40'da. İnşallah yetişiriz. Kazak alayım mı almayayım mı arasında çok gidip geldim de tereddütte kaldım. Elimizde kazağımı getiriyorum. Yorgunuz. Çok şükür ya Rabbim. Bakınız sabahtan beri o kadar kötü görünüyordum ki. Bir tane şıpşak yüzüme bir şey yaptım bak. Parlıyorum. Çok güzel olmuşsun maşallah. Vay. Ben de öyle oldum buyum. Şu küpelerim de AliExpress'ten. Bunlardan şekilde. Ali kızı. Ali'nin gelini. Aynen. Eşimin kuzeni de bekliyordu. Çok mu beklettik? Geçmiş olsun. Vela dağılın. Amin. Hop. Kır kır. Gördüğünüz gibi trafik de var. Varış saatimiz 16.40 diyor. Uçak 17.40'da. O kadar kötü ki. Buyurunuz. Buranın adı Schiphol. Hollanda'nın havalimanı. Lan çekeceğim diye 40 takla attım ya. Hocam yetişeyim. Videoyu mu çekeyim? Ne yapayım yani? Ben de bir insan değilim. 17.40 Antalya. Aa iyiymiş varmış da. Şurada Antalya yazıyor. Check-in 29. Oo da sondaymış. Yani direkt uçuş Antalya'ya. Daha iyi ya. Aktarmalı değil. Bu ne lan? O 29'un sırası mı? Hadiymiş tamam. Dedim 29'un sırası bu mu? Ama değilmiş. Evet, Corendon is waiting for us. Son olarak biz kaldık galiba. Kalabalığa bakar mısın? Bu ne kalabalık ya? Şunu şöyle yapıyoruz. Geç diyor. Geçiyoruz. Böyle buradan devam ki. Bu yerden sonra da maske zorunluymuş. Biz de maske taktık. Yani bizde yoktu, adam verdi bizim elimize maskeyi. Başladık artık yine maske takmaya. Hollanda'da alışmıştık maskesiz dolaşmaya. Şuradan da kontroller sağlanılıyor gördüğünüz gibi. Buranın bir kalabalığını size göstermek istedim. Ey Allah'ım yarabbim o kadar kalabalık ki. Ve bizim iki tane garip bavullarımızı falan kontrol altına alacaklar. Buradaki herkes kontrolü bekliyor yani. O kadar yorucu ki. Hala bekliyoruz. Sanki ne getireceğiz ya? Ot mu getireceğiz? Kek mi getireceğiz? Ne getireceğiz ya? Böyle saçmalık var mı? Look how kalabalık. You see? Buradan check-in yapıyoruz. Uçağa giriyoruz. Gidiyor ki. Birden 16 buraya giriyorlar. İyiymiş bu da. Vallahi daha iyi. Herkes bir delikten gireceğini. Hop dililay loy. Loy 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 loy. Bu dünyanın. Bakınız.
Birden altı kapalıymış. La 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 diye geri yürü. Rezil olduk aşkım. Şarkı söyleye söyleye uçağa girecektik. Uçağın deliği kapalı. Böyle bir şey yok. Buranın kalabalığına bakın şimdi. Şu dayanın güzeline bak. Sizin bile çıkmıyor. Er horozu dağından. He, zalim insanlarız. Kandık. Şimdi uçağa binelim. Yağmurlu bir Hollanda'yı terk ediyoruz. Biletleri son anda aldığımız için böyle ayrı gayrı. Ortamızda kara kediler geziyor aşkım. Gözümü taktıysam yorgunluğumun belirtisidir. Hatta tüm gündür gözlüğümü çok takmak istedim ama takamadım. Acayip yorgunum, anlatamam. İnşallah uçakta bir şeyler verirler. Vermeseler beni Antalya'da indiğim gibi inşallah böyle McDonald's falan vardır yani. Yan yanayız. Eşimin yanı boştu iki tane. Geldik, çok şükür Antalya'ya varmışızdır. 10.5 saat. Güzel geçiyorsun değil mi? Uyuyabilseydim daha iyiydi. İlk başta böyle kafam gitti geldi, böyle gitti geldi. Sonra derim ki lan bu ne kafaymış, gidip 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 durup boşuna kafamı zor kaldırdım. Welcome to Antalya. What's your name? Very much. How are you? I'm good, thank you. How are you? Yes, I'm fine, thank you. I miss the kids. Me too. Get falaşam. Şöyle artık otele de gelmişizdir. Oo kız, ne güzel otel seçmişim. Önce ayaklarım, sonra size buranın odasını göstereyim. Şöyle hemen sağa dönerken bir şeydeniz yar. Gelmişizdir Antalya'ya. Nice! Kız seni kırılarsın. Çok yorucu bir günden sonra dinlenelim. Yarın tekrardan görüşmek üzere.